Merhaba arkadaşlar. Bugün size Windows tabanlı işletim sistemlerinde açılış parolası unutulduğunda nasıl sıfırlarsınız onu göstereceğim. Birkaç ay öncesine kadar normalde Windows açılış parolası unuttuğumuzda açılış ekranında erişebilirlik kısmı vardı. Oraya command satırı atayıp birkaç basit kodla sıfırlayabiliyorduk kullanıcı parolasını ama Windows tarafındaki çalışmalarla, daha doğrusu düzeltmelerle oradaki açık giderildi ve şu an oradan bir işlem yapamıyoruz. Bu nedenle ben size kullanabileceğiniz ve kesin olarak parolayı sıfırlayabileceğiniz en etkili yöntemi göstereceğim. Bunu Windows 7, 8, 8.1, 10 fark etmez her sürümünde kullanabilirsiniz. Hazırsanız işleme başlıyorum ben. İşleme geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu işlemi yaparken kullanacağımız program HiremBot. Aslında program değil de bir işletim sistemidir bu. İndir diyorum. Şu an indirmeye başladı. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Diyeceksiniz ki ben bilgisayarı zaten açamıyorum. Bunu nasıl indireceğim? Yapacak hiçbir şeyiniz yok şu an. Ya gideceksiniz farklı bir bilgisayarda bunu indirip flash'a atıp kendi bilgisayarınızda kapalıyken bunu açıyorsunuz. Yani bilgisayarınıza girmeniz gerekmiyor. Bunu flash'a atacaksınız ve bilgisayarınızı bu flash'taki HiremBot üzerinden başlatacaksınız. Bu bir işletim sistemi. Bunun üzerinden şifrenizi sıfırlayacaksınız. Bunun başka bir yöntemi yok arkadaşlar. Ha, var aslında Kali Linux ya da Linux tarafında da var ama onda da aynı işlemi yapacaksınız. İnternetten yine işte Linux'u indireceksiniz, flash'a atacaksınız ve daha sonra bilgisayarınıza takacaksınız. Onlar da bir işlem. Ben size bununla ilgili en basit yöntemi gösteriyorum şu an. Yani yapabileceğiniz başka bir işlem yok. Şu an Windows tarafındaki bütün açıklar kapatılmış durumda. Eğer parolayı unuttuysanız yapabileceğiniz tek şey şu an bunu indirip flash'a atıp bilgisayarınıza takıp HiremBot olarak açmak ve oradan parola sıfırla bölümünde bunu sıfırlamak. HiremBot'la ilgili de biraz bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi 1,3 GB'lık bir alana sahip. Onun dışında HiremBot aslında bir işletim sistemi, Kali Linux gibi, Linux gibi, daha doğrusu Windows gibi. İşte internete girebiliyorsun, diğer bir sürü işlem yapabiliyorsun, veri kurtarma gibi işlemler de yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu bir sürü içinde barındırdığı programlar daha çok bu nedenle kullanılıyor. Veri kurtarma ya da işte şifre sıfırlama gibi işlemlerde kullanılıyor. Ben çalışmış olduğum şirkette benzer durumlar geldiğinde bir karşıma HiremBot'la çözüyorum. Çok sık olarak kullandığım ve harici hard diskimin içinde bulunan bir işletim sistemi ya da program, size göre hangisi uyarsa. İndirmesi biraz zaman alıyor. İnternetiniz daha hızlıysa ya da daha yavaşsa bu süre biraz daha uzayabilir ya da kısalabilir. Bu işlemin şu an için çok seçeneği yok. Yani Windows sürekli olarak açıklarını kapatmak adına çalışmalar yaptığı için ki normalde zaten başka bir kullanıcının kalkıp da oturum açma ekranında command satır atayıp da orada parolayı sıfırlaması hoş olmazdı. Yani bilgisayarınızın çalındığını düşün. Birisi kalkıp bunu yaptığı zaman bilgisayarınız kolaylıkla açabilir. Ha, diyeceksiniz ki HiremBot da yapıyor zaten bunu ama HiremBot da yapabilir de Windows tarafında bunu yapamaz. Yani bizde açık yok demek için bunu kapattılar. Bana göre mantıklı. Herkes HiremBot'u akıl edemez. Tabii YouTube'da araştırıp da ya da işte atıyorum benim kanalıma bakıp da bunun nasıl yapıldığını görebilir. Buna diyecek bir şeyim yok ama Windows tarafında bu tip açıkların olmaması gerekiyordu. İşimize yarıyor muydu? Yarıyordu ama bir açıktı ve açığın kapatılması bence iyi oldu. Ki bu anlatacağım işlem de aslında o kadar zor değil. Winrar'dan çıkartıp ISO'dan çıkartıp dosyayı direkt flash'ın içine atacağız.
Sonrasında bilgisayarı kapatıp açacağım ve Hiren bot olarak çalışacak. Orada password reset kısmı var. Resetleyeceğiz. Bu kadar basit aslında. Öyle çok ahım bir durumu yok. Bu arada konuyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa açıklama kısmına, pardon, yorum kısmına yazarsınız. Bildirimler açık olduğu için ben hemen cevap veriyor olacağım. Yapamadım ya da işte burada hata aldığım gibi bir problemle karşılaşırsanız ya da böyle bir problem yaşarsanız direkt yorum olarak atarsınız. Ben cevaplıyor olacağım. Sadece bu da değil. Buna benzer problemler yaşadığınızda da yorum kısmına yazabilirsiniz. Yarısı inmiş durumda şu an. Hemen hemen. Siz videonun bu kısımlarını atlayabilirsiniz. Yani bu dosya inene kadar olan kısımları atlayabilirsiniz. Çünkü bu kısımlarda çok önemli bir action olmuyor. Dosya indikten sonra flash'ın içine atacağız. O kısımdan itibaren izlemeye devam edebilirsiniz. Ben zaten açıklama kısmına onun da linkini vereceğim.
Thank you.
Evet arkadaşlar, Hiren bot indi. Şimdi bunu, eğer bilgisayarda Winrar yok mu, Winrar'ı indirin. Ben Winrar'la açıyorum bunu. Bu şekilde. Ben şimdi bilgisayarımı bir adet flash takacağım. Flash'ınızın içi boş olması gerekiyor. Ben şimdi bunu siliyorum. Siz bu kısmına da atlayabilirsiniz. Direkt flash'ı attıktan sonra iki kısma gelin. Ben bu işlem bittikten sonra bilgisayarı kapatacağım ve açacağım. Açtığımda siz kendi modeliniz için bakarsınız. Atıyorum işte, örnek olarak söyleyeyim. Dell benim bilgisayarım, Dell boot benim. Tuşu diye yazıyorum. Genelde ilk sırada çıkar. F2, F12 bunlardan biriyle bot menüye gireceğim ve orada diski, flash'ımı seçeceğim. Genelde F2 diyor arkadaşlar. F2'ye basarak daha doğrusu söyle bilgisayarı kapatacağım. Flash bilgisayarda takılıyken açma düğmesine bastıktan hemen sonra F2'ye sürekli basacağım ve bot menü açılacak. O kısımda da flash belleğimi seçeceğim ki onu da bilgisayardan ekran görüntüsü alamadığım için cep telefonunu çekip video devam edeceğim. Siz de kendi bilgisayarınıza uygun bu tuşuyla bazen modelden modele de değişiklik gösterebiliyor. Asus'larda genelde F8 oluyor, bunu biliyordum. Şimdi buradan bakarsınız bilgisayarınıza en uygun boot menü tuşunu. Boot menü tuşuyla açılmıyorsa eğer BIOS'ta yapabiliyorsanız flash belleği birinci sıraya alın açılışta. Bu durumda bot menüye de girmeniz gerek yok. Direkt flash'tan başlayacaktır ve işlerinizi kolaylıkla yapabileceksiniz. Bu arada Hiren botu bilgisayarınıza işletim sistemi olarak da atabilirsiniz. Böyle bir avantajı da var. Kurulum gerektirmiyor. Direkt olarak diskinizin içine atacaksınız ve basacaksınız, açılışa direkt açılıyor. Ya da sürekli olarak flash'tan da kullanabilirsiniz. Atıyorum özel bir durumunuz var, ekstra bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ya da işte veri kurtarma işi falan yapıyorsanız bunun içindeki veri kurtarma programları oldukça sağlam. Ben şirkette bunu kullanıyorum genelde. Bununla kolaylıkla daha önce silinmiş olan verilerinizi kurtarabilirsiniz. Bu arada kanalım 77.000'de. 100.000 almama 23.000 kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız bana destek olun. Şunu kapatayım. Neredeyse bitmek üzere, bir dakikası kaldı. Bu işlem bittiğinde bakalım bilgisayarınıza, daha doğrusu flash'ta tuttuğu yere göre bu işlem için kaç GB flash'a ihtiyacınız var onu söyleyeceğim. İndirirken 1 GB'tı ama. Dosyadan çıkarttığımızda işlem değişiyor.
bazen şeyi soruyorlar. Bu daha doğrusu göstereyim. Arka planı ve bunu nasıl yaptığı. Bununla ilgili de birkaç gün içinde bir video yayınlayacağım. Bu üzerine geldiğimde kayboluyor saat ve tarih. Onun dışında bilgisayarımda 16 GB RAM var. Gördüğünüz gibi burada işte CPU'nun %25'ini kullanıyormuşum. Şarj durumum %100'müş. Ve bunlar etkilemiyor durumu. Üstüne geldiğimde kayboluyor arkadaşlar. Bunları ben kendim yaptım. Kendim yaptım derken indirdim. Onunla ilgili de Windows 10 modifiye diye bir video çekeceğim yakın zamanda. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Bunların benim elimin altında olması benim için avantaj. Görmek istiyorum ben genelde bunları. Ve hani yerde kaplamıyor. Çünkü gördüğünüz gibi işlem esnasında kayboluyor. Bu arada flash atma işlemimiz bitti. Şöyle bilgisayarıma gelip bakalım ne durumdaymış. Yani 4 GB'lık bir flash'ınız olursa rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Hazırsanız şimdi işlemin diğer kısmına geçeceğim. Arkadaşlar bunu kendi bilgisayarımda yapacaktım ama ayarlarını bozmak istemedim. Öncelikle arkadaşlar şifrenin benim şifrem 1122, her zaman standart kullandığım şifrem. Basıyorum, açılıyor. Değiştirdiğimi görün diye bunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı kapatıyorum. Hiram flash'ımızı da takıyorum. Bilgisayarın önüsü kapanmadı. Arkadaşlar bilgisayar kapalıyken açma tuşuna basıyoruz ve hemen F2 tuşuna basıyorum. Boot menüye geldik. Boot menüde gördüğünüz gibi açılışta ilk olarak Toshiba flash diskimi görüyor. Bu kısımlarda bir şey yapmamıza gerek yok. İkinci olarak da kendi diskini görüyor arkadaşlar. Bu ayarı da yaptıktan sonra F10'a basıyorum, Enter'a basıyorum ve bilgisayar açılışta Hiram açılacak. Aslında karışık gibi görünebilir ama oldukça basit bir işlem. Windows'un logosu orada görünse de şu an açılan Hiram Bot. Bu işlemi yaparken ekran görüntüsü alamadığım için telefonla çekiyorum arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Ve ben BIOS'a giderken F2 ile gittim. Siz kendi bilgisayarınız için BIOS ya da boot menü tuşuna basarak bu işlemi yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı.
Tamamdır. Şimdi şöyle bir göstereyim. Ya gördüğünüz gibi normal işletim sistemi gibi kontrol paneli var, Chrome var, Mozilla var. Yani normal bilgisayar yüklenen işletim sistemi gibi free bir işletim sistemi. Windows'a benziyor. Tabii Windows değil. Bu kısımda yapacağımız işlemler. Arkadaşlar işte burada hard disk tool'ları var. Buradan işte data recovery var. Disk kurtarmak isterseniz, silinen verileri kurtarmak isterseniz falan. Bizim yapacağımız işlem ise Secure bölümünde. Arkadaşlar Secure bölümünde Password'e gidiyoruz ve en alttaki Entity Password Edit'e basıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir kullanıcı gözükmüyor. Bu kısımda Open diyorsunuz. Şuna Exit diyorum. Tekrar gireceğim. Hoşçakal verdi. Security. Password. Password. Continue diyorum. Evet arkadaşlar geldi buraya liste. Benim bu bilgisayardaki kullanıcı adım Asus ve ben buna Change Password diyorum. Benim hatırlarsanız şifrem 1122 idi. Ben şimdi bunu 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Bunu da 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Tekrar görüyorum. Okey diyorum. Ve işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradan exit deyip çıkıyorum. Ve şuradan restart diyorum. Restart yaparken flash çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa yine Hiram boot'tan çalışır. Enter'a basıyoruz. Önceki şifrem 1122 idi. Şimdi 1-3-4 yaptım arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi açıldı. Parolamızı resetlemiş olduk. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben cevap veriyor olacağım.